Arkadaşlar bu derste edit menüsü altındaki şu bölümleri genel bir toparlama yapıp burayı bitirelim artık. Çok da uzattığımız zaman konudan fokustan uzaklaşıyoruz. Çok fazla ayarlara boğularak konunun gerçeğinden uzaklaştırmak istemiyorum. Bunun için hızlı bir şekilde şu alanları anlatıp diğer menüleri de önemli olanların üzerinde çok durup önemsizlere çok boğulmadan hızlı bir şekilde geçerek sizi asıl anlatmak istediğim güzel, çok güzel dersler yapalım ki asıl Photoshop'un kullanımını bilin. İşte nasıl yeni çalışmalar yapabiliriz, manipülasyonlar yapabiliriz. Çok güzel şeyler öğreneceğiz. Onun için şuralara hemen bir değinelim. Değerli arkadaşlar şimdi Purge komutunu Adobe Pierre ve Presets şuraları öğrenmiştik. Presets komutuna bir gelelim hızlı geçeceğim. Presets Manager arkadaşlar daha önceden de anlattığım gibi fırçaların işte bakın üstte fırça bölümü seçerseniz fırçalar altta görünüyor. Bunu seçer. Şuradan delete dersiniz. Veya ismini değiştirirsiniz. İşte fırçanın birini seçer, tutar, başka yere kaydırırsınız. Bu tamamen size bağlı. Fırçalar içerisinde yer değiştirmek, fırça eklemek, fırça düzenlemek. Mesela biz bir çam ağacı fırçası yapmıştık. Bunu alıp şuranın içine atarsam şöyle olur. Bunu geri çekersen böyle olur. Fırçalar, kuru fırçalar burada mesela. Bunu kuru fırçaların böyle şu bölümüne atarsam böyle olur şeklinde ayarlarımız mevcut. Fırçalarımızı kaydetmek istiyorsanız save set dersiniz. Şuradan save set dediğinizde o fırçaları dışarıya kaydeder. Arkadaşınıza da yollayabilirsiniz. Rename dediğinizde bir fırçanın veya bir grubun ismini rename yapabilirsiniz. SC diyelim. Load dediğinizde dışarıdan fırça getirebilirsiniz. Yeni bir grup oluşturmak, yeni bir klasör oluşturmak isterseniz de buradan oluşturabilirsiniz. Aynı işlemler Swatch, Gradient ve Style diğer seçenekler için de geçerli. İşte Pattern'lar, kontroller, custom shapeler ve tullar, hepsi içinde geçerli değer arkadaşlar, e, dışarıdan getirip götürüp kaydetmek ve diğer seçenekler, yani preset ne demek hazır önceden hazırlanmış şeylerin olduğu bölge burası diyelim load save set rename delete bunların hepsini biliyoruz. Silme, kaydetme, dışarıdan getirme şeklinde kullanabilirsiniz. Devam edelim. Burada tabii migrate presets var diyor ki 2017 için çalışan bir özellik diyor. Şu anda diyor çalışmak için 2017 kurun diyor. Şu anda buna gerek yok. Şöyle yapalım. Gelin export import presets. Dışarıya bu prezitleri ayarladık ya. Bütün toplam prezitleri dışarıdan içeriye de getirebilir, içeriden dışarıya da gönderebiliriz o hazır ayarları. Burada da yeter ki mesela onun import folder'ı seçip işte oradan içeriye yükleyebilirsiniz. Bunu da buradan yapabilirsiniz. Remote Connections uzaktan yönetmekle ilgili bir bölge arkadaşlar şifresiz Server'ı uzaktan erişimle ilgili bilgileri buradan IP adresini girerek uzaktan yönetmenizle ilgili ayarların olduğu bölge çok da kullandığımız bir yer değil açıkçası benim kullandığım bir yer değil öyle söyleyeyim. Color Settings'e girdiğim zaman önceki derslerimizde de anlattığım gibi belirli renk ayarları renk şablonları var bilgisayarların monitörlerinden ülkelerde kullanılan renk ayarları işte ne kadar, bölgelerde kullanılan renk ayarlarına kadar bunlar değişir. Bunlar değişir. Bunları da işte efendim bakın hatta ülke Nord Amerika, Kuzey Amerika genel şeyler, Europe monitör ayarları bunların hepsi bu color settings içerisinde o rengin mesela kırmızının nasıl görüneceği, yeşilin nasıl görüneceği, renk ayarlarının nasıl görüneceği ile ilgili bölgelerdir. Bu color Settings'e işiniz yoksa çok fazla dokunmanızı tavsiye etmem arkadaşlar. Assign profil ve convert to profil de e, aynı şekilde bu profillerin belirlendiği e, mesela şurada şu profiller var ya bu profillerin belirlendiği mesela convert profil var profilleri birbirine dönüştür şeklinde belirlendiği bölgeler arkadaşlar keyboard shortcuts'a giriyorum şimdi burada arkadaşlar şimdi her bir bizim her özelliğimizin belli bir kısa yolu var Mesela yeni bir sayfa açacaksan Ctrl New burada açabilirsiniz. Bunu değiştirmek istiyorsanız değerli arkadaşlar bunun üzerine tıklayıp OK demeniz lazım. Yalnız bakın şurada küçük bir ünlem işareti var. Bu şu demek. Sen bunu değiştirdiğin zaman öyle bir şey seçmen lazım ki başka bir kısa yolun komutunu atamaman lazım buna mesela. Yeni bir sayfa açmak CTRL e ne? Ben buna bakın Open'da CTRL e O. Buradan ben buna CTRL e O dediğim zaman Bak ne diyor? Shift O in invalid shortcut. Ha pardon. Ben buna sadece O dediğim zaman bak O diyorum. O is invalid. Kullanılan bir kısa yol diyor. Başka bir kısa yol seç diyor. Bunu olmayan bir kısa yol seçmeniz lazım. Bunlar uluslararası kullanılan şeyler. Mesela burada şöyle bir şey oluştu. Bazı özellikler değiştirildi 2019'da. Photoshop 2019'da. Mesela Ctrl Z Ctrl Alt Z'de eskiden. Geri geri gelmek için sürekli Ctrl Alt Z yapmamız gerekiyordu. Şimdi Ctrl Z yapmamız yeterli. Ctrl Z, Ctrl Z yapınca gidiyor. Geri geri gidiyor. Bence daha uyumlu oldu. Ama bazı insanlar var ki buna alışamamış olabilirler. O zaman gelip birbirlerinin yerini değiştirmesi lazım. Bunların yerini değiştirmesi lazım. Onların yapılacağı yerler de burada. Mesela bazılarında tabi kısa yolu yok arkadaşlar. Çünkü o kadar çok komut var ki kısa yol olmayabilir. Edit menüsü içerisinde gelip. Undo'ya kontrol alt eski kullanıcılar alışkanlıkların değiştiremiyorlarsa buradan yapabilirler. Mesela burada toggle last state son iş aşamaya gelmek ya. Z yaparım bunu. Mesela bunu herhangi bir şey karalarım. Tamam mı? Gelir bunu kontrol alt -Z yaparım. Sonra bunu da kontrol z yaparım. Yerini değiştirebilirim buna. Bu şekilde sonra Okey dediğim zaman kısa yolunu dönüştürmüş olabilirim. Yeni bir kısa yol ekle. The add shortcut dediğim zaman. Buradan yeni bir kısa yol ekleyebilirim kısa yolu silebilirim. Bunları, bu kısa yolları yıllardır kullanan insanlar çok fazla bunlara dokunmak istemezler. Ben de açıkçası çok dokunmak istemiyorum. Değiştirmek istemiyorum. Geri getiremeyeceğimden korktuğumdan değil. Onlar kolay. Reset yaparız, geri gelir, sıkıntı değil. Fakat bu noktada neden böyle bir şey yapalım ki yani şu anda? Şuradan arkadaşlar bu kısa yollarımızı, bu kısa yollarımızı diyelim ayarladık ve ben başka bir bilgisayara geçtim. Ofisimde de bu benim Photoshop var. Evimde de var, ofisimde de var. Bunu aldım. Bu kısa yolları kopyalayıp bu KYS uzantılı dosyayı ofisimde açtığım zaman hop bütün kısa yolları buraya atabilirim. Bu bu şekilde de düzenleyebileceğiniz dışarıdan da getirebileceğiniz bir özellik. Menüler burada var arkadaşlar. Bakın şurada Keyboard Shortcuts and Menu yazar. Hatta mesela şuradan şöyle de yapabilirsiniz. Bak şey, Keyboard Shortcut altta da Menü. Şöyle bir menü. Yani buradan birbiri içerisinde de geçiş yapılabiliyor. Dışarıdan da müdahale edilebiliyor. Şimdi burada mesela file dosyası altına baktığımız zaman bu file sarkan menüsü içerisinde ki bütün özellikleri görebiliyoruz. Window menüsü altındaki bütün özellikleri görebiliyoruz. Edit menüsünden tekrar menü diyelim. Windows'un bütün özellikleri bu altta görünüyor. Ha sen kaldırmak istersin, saklamak istersin ve şöyle bir özellik de var. Mesela bu sola yakınsa ana klasör ve bunun içinde ise biraz sağ, biraz da iç tarafındadır. Mesela bu Arrange başlığı altındaki ayarlamalar. Siz bunun görünmesini istemiyorsanız bu göz simgesini kapatabilirsiniz. Dediğim gibi dışarıdan getirebilir, dışarıya gönderebilirsiniz. Visibility görünmezlik, renklerini de değiştirebilirsiniz. Varsayılan olarak ayarlayabilirsiniz. Yani bu sarkan menüdeki istediğiniz herhangi bir şeyi kaldırabilirsiniz. Buradan kaldırabilirsiniz, görünmezliğini sağlayabilirsiniz daha doğrusu. Bu da bu işe yarıyor. Yani edit menüsü altındaki menü ve keyboard shortcuts burada. Toolbar'a gelelim. Toolbar solumuzdaki kullandığımız şu toolbar yok mu? Bu arkadaşlar. Bunu alıp sola getirelim. Şimdi burada herhangi bir toolbar'ın özelliklerini yerini değiştirmek istiyorsanız şöyle aşağı yukarı bak ben bunu aşağıya çektim move tool'u buraya geldi. Yukarı çektim buraya geldi. Arkadaşlar bunlar belli bir mantık çerçevesinde yapılmış sıralanmış toolbar'lar. Mesela şu toolbar'lar birbirleriyle bitişik olan turbarlar. Ben getirip de şunu şunun içine atmak istemem. Kopyalamak istemem. Bunlar kendi içerisinde kalsın isterim. Ve bu toolbar'ın geniş bir şekilde buranın içerisinde kalması demek bunların her birinin bu klasör içerisinde konumlanmış olduğunu gösteriyor. Bu geniş kutunun içinde yani her birinin birbiriyle bir yerde alakalı olduğunu gösteriyor. Lasso tool'lar buraya dizilmiş, quick selection tool'lar buraya dizilmiş. Ee, mesela frame tool sonradan gelen bir özellik. Alışkanlıklarınızı bozmak istiyorsanız eyvallah ama bunlara çok da fazla dokunup yerlerini değiştirmenizi tavsiye etmem. Ee, mesela şurada da show var. Şu altta daha önce gösterdiğim özelliklerin kapanıp görünüp görünmemesiyle ilgili bir bölüm. Tıkladığım zaman burada görünmez. Tıklarsam görünür. İşte ekranların şurada bakın alt tarafta ben açıp kapattıkça burada görünüp görünmediğini soldan izleyebilirsiniz. Mask tool'ların falan hepsi görünüyor. Renk paletlerin hepsi görünüyor. Bunlar da açık kalsın. Tabi buraya isterseniz şöyle bir şey yapabilirsiniz. Şunu şuraya çekebilirsiniz. İşte dediğim gibi burada kalsın ki diyor daha sonra getirebilirsin. Bunu bu şekilde buraya da getirebiliriz. Bunları kaydedebiliriz, değiştirebiliriz, save present yapabiliriz, load present yapabilirsiniz, clear tools yapabilirsiniz, temizleyebilirsiniz. Tamamen temizlersem hepsi gitti. Hepsi gitti. Bak hiçbir şey kalmadı. Bir tek şunlar kaldı. Restore default derseniz hepsini geri şöyle şu şekilde getirir. En başa döndürür. Hepsi burada görünür arkadaşlar bu şekilde yapabilirsiniz. İstemediğiniz bir şey şuraya çekersiniz. Burada görünmez falan. Ben tekrar restore default yapıyorum. Eski haline gelsin. Done deyip çıkabilirsiniz. Cancel deyip kabul etmeyebilirsiniz. Bu şekilde bu sol taraftaki menüyü de kafanıza göre düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. Tekrar yerine getiriyorum. Şimdi bunları böyle bir öğrenmiş olun. Ayarları biraz geniş. Ayarları bir ayrıca görelim arkadaşlar. Diğer derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.